Merhaba Faruk oğlum. Merhaba. Yani akşamdan kalmışsın sen. Bırak Allah aşkına, geberdim yorgunluktan. Şu kafayı bir yastığa koysam. Seninki tatlı yorgunluk. Akşam gene sefa yaptın değil mi? Öyle öyle. Ulan bir sabah da çalma be. Sen hiç bozulmaz mısın? Ve Allah'ın cezası sağsın sen be! Allah! Çal ulan çal! Uykumun katili! Allah'ın cezası! Kalkmayacağım işte! Ulan bir saati ne susturmuyorsun şu saati? Ev halkı ayağa mı kalksın istiyorsun? Oo, merhaba, hoş geldin beyefendi! Neredeydin bu saate kadar? Hangi kadının koynundan çıktın? Ama bir gün babam yakalayacak seni. Sen çeneni kaparsan yakalayamaz. Abi be! İyi kötü bir kardeşinim. Bir gün beni de götürsen olmaz mı? Hadi hadi kapa çeneni, uyuyacağım şimdi. Ne yapıyorsunuz ulan? Hiç baba, kalkıyorduk. Demin dışarıda bir ses duydum. Sen miydin gelen yoksa ha? Yok babacığım, şimdi uyandım. Giyiniyordum. İki tane kazık kadar herifsiniz, şu arabayı temizlemek birinizin aklına gelmiyor. Kardeşini dükkana bırak. Saat 2'ye kadar sen çalışacaksın arabada. 2'den sonra dükkana gelirsin, Mete işe çıkar. Peki, hadi bakalım. Hadi atla bakalım. Hadi hadi. Ulan amma esnedin be. Bana bak, ben şu kahvede biraz kestireceğim. Arabayı sen al. Ama babam... Lan başlatma şimdi babandan be. Merhaba Necla, nereye kız? Nereye olacak, çalışmaya, fabrikaya. Geçen akşam iyi ektin bizi ha? Boş ver, başka bir gün çıkarırız acısını. Ne zaman? Ne zaman istersen. Mesela şimdi? Peki ama ya fabrika? Boş ver sen fabrikayı, hadi gel. Havaalanına ne vereceğim? Bir yüzlük yeter. Peki. Ver de valizi şu bagaja koyalım. 500 lira bozar mısın? Ne gezer be? Daha yeni işe çıktık. Ver de bozduralım. Hı-hı. Bak şimdi, Boğaz'da deniz kenarında nefis bir balık yeriz. Sonra da Allah kerim. Hadi geç şöyle. Nereye gidiyorsun? Hey! Benim valizimi götürüyorsun. Ha? Allah Allah! Doğmuşum da benim valiz gitti. Tamam abi, bozdurdum. Tamam ama benim valiz gitti ya. Arabanın içindeki valiz. Sen koydun ya bagaja ya. Hadi bul bakalım hadi. Arabayı bul da valizimi alacağım ben. Hadi gel. Utanırım. Bak ben utanıyor muyum? Peki öyleyse. Kapat gözlerini. Kapattım. Dolaşır.
Seni takip eden oldu mu? Deli misin? Daniel'in geldiğini kimse bilmemeli. Getirdiğim mikrofilmin peşinde başkaları da var. Hadi gidin artık. Dur, bu kapıdan çık. Ön kapıdan çıktığınızı görmesinler. Ne arıyorsun? Tuvaleti arıyordum. Yanlış yerde arıyorsun şekerim. Gel bakalım. Daniel yarın 13 aile Yeşilköy'e iniyor demek. Evet patron. Feri'nin adamı söylerken duydum. Kadın değil canavar. Boynumu kırıyordu az daha. Bana bakın. Daniel'in getirdiği mikrofilmi istiyorum. Yarın onu alanda karşılayacak ve mutlaka o filmi elinden alacaksınız. Feri'nin adamları da orada olacak. Atlatırız onları. Sersemliği bırakın. Gürültü istemem. Eğer maraza çıkarsa işi sessizce halledersiniz. Allah kahretsin, Allah kahretsin! Yahu ne bağırıyorsun birader? Nasıl bağırmam? Şu bendeki şansa bak! Koca İstanbul'da binecek taksi yokmuş gibi gidip bu salak herifin arabasına bindim. Hop hop! Oral bakalım! Sus lan! Adam haklı! Eşşol eşek! Benim ne kabahatim var ya? Arabayı Faruk götürdü! Uçağı kaçırdığına mı yanarsın? Valizin kaybolduğuna mı yanarsın? Valiz kaybolmadı ki, arabanın bagajında. Bana faydası var mı? Ha? Bana faydası var mı? Ulan Faruk! Nasıl? Fabrika yastığına değmedi mi? Hadi git artık, biri görecek. Mahvoldum. Her işte bir hayır vardır derler biraderim. Üzme tatlı canını. Olan olmuş. Hele gel şuradan bir kadeh rakı al. He? Yahu akşam oldu. Ne zaman gelir bu adam? Aman ekstra bir iş almışsa hiç belli olmaz. Ne demek hiç belli olmaz? Yani ben geceyi burada mı geçireceğim?
Hele sen iç şundan bir yudum, sakinleşirsin birader. İstemem, istemem. Ha? Dava edeceğim hepinizi, mahkemeye verip zarar ziyan isteyeceğim. Ulan Faruk. Ulan Faruk. Buyur baba. Neredesin ulan sen? Ben mi? Hiç, işteydim. Ne oldu? Elinin körü oldu. Kim bu herif ya? Bana bak, bir daha ağzını bozma. Fena yaparım. Üçünüzü de fena yaparım. Aman aman ne bakıyorsun? Hadi ver adamın valizini, hadi. Eğer hava alanına gideceksen 100 liraya da götürmem. Senin arabana bir daha binenin başına Ne oluyor baba? Boş ver, bir aksilik olmuş. Sen şimdi hesap ver bakalım, kaç para topladın? Ben de sana onu söyleyecektim babacığım. Bugün işler çok kesattı. Hepsi... 40 lira kadar. Ulan vicdansız, ulan ahlaksız. Bütün gün 40 lira mı topladın? Kim uyutuyorsun sana, kim uyutuyorsun? Vallahi hepsi bu kadar baba. Ulan gene paraları karılara mı yedirdin? Günahımı alıyorsun ama babacığım. Boşum abi. İçinde Prenses Sara'nın köşküne. Çabuk ol biraz. Acele yok. Güzel güzel gidiyoruz işte. Taksimetreyi açmadık. Sonra maraza çıkmasın. Peşin söyleyeyim, 150 kağıdını alırım. Alır. Para mühim değil. Para mühim değil olur mu abi? Gel sen onu bizim pedere anlat. İyi adamdır, hoş adamdır ama Allah seni inandırsın, 40 paraya 40 düğüm atar. Gazla biraz yolunu keselim. Tamam. Çabuk. Arabada bizim birader çalışır. Çok açık gözdür ha. Ben gene az istedim. Olsaydı 200 liranı alırdı. Ama kadın müşteri büyüktü mü üstüne para verir namussuz. Herifin mayası bozuk. Bir karı gördü mü Allah. Peşimdeler. Çabuk. Daha çabuk. Ne oluyor ya? Kim o peşindekiler? Osman'ın katilleri. Yakalarlarsa ikimiz de temizlerler. Hoppala! Madem peşinde katiller vardı, binecek başka araba bulamadın mı? Apaçayende bas şu gaza! Aldık mı başımıza belalarından evvel yakalamalıyız Daniel'i. Tamam. Şimdi önlerini kesmeye çalışacağım. Tamam. Thank you.
Şanslı adamsın. İstanbul'un en hızlı şoförüne düştün be. Nasıl ektik herifler değil mi? Nereye gitti bu herif be? Vay uyanık. Paraları vermeden çünkü. Neredesin be? Tabağır mı ettin amca? Ha, uçtun mu yoksa? Burada da yok. Ah kafam. Hayatımda senin kadar enayi bir herif görmedim. Nasıl kaçırdın adamı? Ama yok, bu iş böyle bitmez. Ne de diğer binerken, dur bakayım. Emirgan konusunda Prenses Sara'nın köşkü dedi. Tamam, gider paramı isterim. Ben de parayı kaçıracak. Göz var mı be? Ben de göz var. Ah! Prenses Sara bu evde mi oturuyor? Evet, ne olacak? Kendisini bir para meselesi için görmem lazım. Havaalanından geliyorum. Öyle mi? Biraz bekleyin. Dışarıda biri var, havaalanından geldiğini söylüyor. Havaalanından mı geliyormuş? Tamam, ben geldim. Hemen içeri al. Peki. Buyurun, içeride sizi bekliyorlar. Ne gülüyorsun be? Açıkta bir şey mi gördün? Dikkati çekmemek için güzel bir kılık. Zeki bir insansınız. Hiç tanışmadık ama adınızı çok duydum. Biz de kendimize göre meşhur sayılırız. Bizim oralarda hızlı metot dedim mi üstümüzde yoktur. Emaneti getirdiniz mi? Maalesef getiremedim. Yolda kayboldu. Şakanın sırası değil. Merak etmeyin, sizi fazlasıyla memnun edeceğim. Bir içki içeriz değil mi? Ben bu saatte pek içmem ama. Bırakın artık bu saf adam numaralarını. Burada kimse yok ki. Baş başayız. Öyle değil mi? Yani üzerimize kimse gelmez mi? Gelmez. Merak etme.
Cam kırığı var bunun içinde. Yanıma gel. Daniel, hadi ver artık şu emaneti. Hangi emaneti? Yoksa sen Daniel değil misin? Değilim ama ziyanı yok, sen devam et. Kimsin sen? Niye geldin buraya? Ben şoförüm. Havaalanından bir müşteri aldım. Daniel. Vallahi adını sormadım. Yolda tüydü namussuz. Sana bir şey verdi mi? Yok ya, 10 para vermedi. Verseydi buraya gelir miydim? 150 liraya pazarlık etmiştik. Bekle. Al paranı. Ne yapıyorsun? Ne güzel konuşuyorduk. Hadi, hadi git artık. Doğru randevu evine. Ne diyorum sana abi? Ben hayatımda böyle kadın görmedim. O ne bacaklar, o ne göğüsler, o ne saçlar. Önce güzel güzel sokuldu yanıma. Bir de içki verdi. Ah ulan, bir de adım Daniel olsaydı işim tamam da. Kadın Daniel diyor, başka bir şey demiyor. Yani şimdi bu kadın Daniel denen herifi tanımıyor öyle mi? Yok, tanımıyor. Tamam. Şu köşkü bir daha tarif etsene bana. Ne olacak? Sana ne ya, sen tarif etmene bak. Yoksa sen... Ulan ne anamızın gözüsün be! İkiniz de 5 para etmezsiniz. Herifi göz göre göre elden kaçırdınız. Herifin bindiği taksiyi takip ettik ama birden yok oluverdi. Osman'ın adamları da peşindeydi. Yakaladılar mı onu? Bilmiyorum. Biz izlerini kaybettik. Eser! İnadı bırak yoksa dayaktan gebereceksin. Söyle nerede? Nerede getirdiğin kutu? Bırakın söyleyeceğim. O arabada. Hangi arabada? O takside. Atlarken döşemenin arasına sakladım. Ne diyor bu be? Havaalanında bindiği taksi olacak. Nerede o taksi? Kimin arabasıydı? Bilmiyorum. Hatırlamaya çalış yoksa gebertirim. Şoför şişman salak yüzlü bir adamdı. Ön dişleri de yoktu. Doğru söylüyor. Araba eski model mavi bir taksiydi. Galiba da Plymouth'tu. Ulan İstanbul'da 1000 tane eski model mavi Plymouth var. Nasıl bulunur bu araba? Ne istiyorsun? Prenses Saray'la görüşeceğim. Prenses kimsiyle görüşmek istedim? Avrol bakalım. Sen Daniel adını duydun mu hiç? Daniel mi? Bakıyorum pek şaşırdın. Hadi hanımına geldiğimi haber ver de keyiflensin biraz. Buyurun. İçeride Bay Daniel. Hı-hı. Merhaba Prenses Sara. Daniel. Ta kendisi. Sandığımdan da güzelmişsiniz. Beni güzel bir kadın kadar heyecanlandıran bir şey yoktur dünyada. Daniel geldi. Burada içeride Prenses Sara ile görüşüyor. İyi. Demek Osman'ın elinden kurtuldu. Getirmiş mi emaneti? Bilmiyorum. Henüz öğrenemedim. Eğer getirdiyse ele geçiririm. Çok dikkatli ol. Ve onu sakın gözden kaybetme. Yeni bir şey olursa hemen bana bildir. Gözünü dört aç. Bak hata affetme. Osmanlı adamları sizi ele geçirdi sanıyordun. Peşime düştüler ama kolay ele geçmem. Henüz beni tanımıyorsunuz. Tam düşündüğüm gibisiniz. Acele etmeyin. Belki düşündüğünüzden de iyi bulursunuz. Müzik
ne yapıyorsunuz? Emaneti getirdiniz mi? Belki evet, belki hayır. Bu size bağlı. Ne istiyorsun? Bir eviniz var mı diye soracaktım. Hayır yok, gidebilirsin. Korkarım burada rahat konuşamayacağız. Evimizde baş başa kalabileceğimiz daha sakin bir oda yok mu? Mesela bir yatak odası. Artık emaneti verebilirsin değil mi? Geldiğimden beri sayıkladığın o emanetin ne olduğunu bilseydim sana seve seve verirdim. Ne demek istiyorsun? Yoksa sen Daniel değil misin? Doğrusunu istersen pek değilim. Kimsin peki? Adım Faruk. Şoförüm. Dillere destan güzelliğini içtince seni tanımak için böyle ufak bir yalan kıvırdım. Kızmadın değil mi? Öldüreceğim seni pis yalancı. Ayıp ettin be. O yalan sayesinde şurada güzel bir iki saat geçirdik. Ben sana aşkımı sunuyorum, sen beni vurmaya kalkıyorsun. Her zaman emrine amadeyim. İstediğin an alışıyordum baba. Kaç para topladın? Vallahi baba, bugünlerde işler çok kesatı. Araba da eski biliyorsun. 30 lira kadar bir şey topladım. Ne? 30 lira mı? Bak babacığım, şimdi ne oldu biliyor musun? Ulanı şimdi başlatırsın babandan. Ben bu arabayı size tenezzuh arabası diye almadım. Para kazanmayacaksanız ne boka yarar? Ulan şart olsun satacağım. Ama baba sen beni dinlemiyorsun. Ne dinleyeceğim ulan, ne dinleyeceğim? Yıkıl karşımdan. Sütü bozuksan para seni. Ulan ben de o arabayı satmazsam anam... Emin misin? Tabii eminim. Arabanın bagajında ta Edirgen'den buraya kadar geldim. Hala belimin ağrısı geçmedi. İyi, ben onunla meşgul olurum. Sen gidebilirsin. Adam seni tanır belki. Boş musun? Boşum abla. Buyur. Sabahtan beri dolaşmadığımız yer kalmadı. Maksadın nedir senin ablacığım? Benden sıkıldın mı yok? Yok estağfurullah, bilakis yani. Biraz kendinden bahsetsene bana. Kendimden mi? Evet, senden çok hoşlandım. Tatlı bir adamsın, yakışıklı da sayılır. Sahi mi? Sahi tabii. Kim bilir kaç tane sevgilim vardı. Benim mi yok ya? Yani var. Yani sen şimdi ne istiyorsun benden? Ben romancıyım. Bir roman yazıyorum. Ne hakkında? Yakışıklı erkekler hakkında. Örnek olarak beni mi seçtin? Evet. Şuraya bak. İşte Feri. Herif de Daniel'in tarifine uyuyor. Evet. Şişman da. Ön dişleri de yok. Bak taksi orada duruyor. Yürü. Arabanın çırpınlar! Durun! Hırsızlar! Ulan kaçmayın ulan! Ulan erkeksiniz kaçmayın ulan! Durun ulan! Ben adamı parçalarım! Yorum ulan ben adamı! Hırsından çatlasın düşmanlar. Ben de artık bir sevgilim var. Ne oluyor be sabah sabah? Ne süsleniyorsun öyle? Randevum var. Ha? Allah Allah. Kiminleymiş bu randevu? Güzel bir kadınla. Ben onun modeliyim. Bana bakıp roman yazıyor. Çok merak ettim ya. Kim bu antika meraklısı? Sana ne? Bana bak.
Ona da asılmaya kalkarsan yüzüne bakmam ha. Yok, merak etme. Senden hoşlanan bir kızla zevklerimiz uyuşmaz zaten. Aslan kardeşim be, bugün arabada sen çalışacaksın. Benim hiç vaktim yok. Ya, bu olmadı işte. İşim var benim. Senin ne işin var? Böyle yerlere gelir miydin sen? Sevgilimi bekliyorum. Ha? Bu kadın mı? Yani... Ne zannettin ya? Hadi bizi rahat bırak, gazla. Gazla be, gazla. Yakışıklı arkadaşım. Arkadaşım değil kardeşim. Ha, öyle mi? Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de. Gidiyordu zaten. Gazla. Aa, yazın. Yok, fikrimi değiştirdim. Oturup beraber bir şeyler içelim mi? Senet meret anlamam. Parayı bastırır arabayı alırsın. Araba sabahtan beri kapının önünde yatıyor. İtlerin ikisi de yok ortada. Satayım da görsünler günlerini. Ya şu fiyatı biraz daha indiremez misin? Yok arkadaş, pazarlık yok. İşine gelirse. Başka isteyenler de var. Dur canım, hemen telaşlanma, alacağız dedik. Parayı yanında mı? Şurada, bankada. İyi. Hadi, git çek parayı bankadan. İyi oğlu itler, arabayı satayım da görün gününüzü. De bayıldım. Çok tatlı çocuklarsınız. Hele senin ormanda arabadan kaçırdığın müşteri hikayesi çok hoşuma gitti. Ne
neydi adamın adı? Daniel miydi? Evet, köşkteki kadın öyle söyledi. Şu adamı tanımak isterdim. Görsen tanır mısın? Tabii tanırım. Tarif etsene şu adamı. Ya ne var bu herifte? Bütün kadınlar onun peşinde be. Peki, arabadayken sana bir şey verdi mi bu Daniel? Hoppala, herkes bunu soruyor. Vermedi, ne verecek? Parayı bile zor aldım kadından. Neyse, evime geldik. İkiniz de hoşça kalın. Bir daha ne zaman görüşebileceğiz? Kim bilir? Bana bak, sen olmasaydın belki beni içeri alırdı. Boş ver, hadi yürü, eve gidiyorsun. Sen geliyor musun? İşim var, bir yere uğrayacağım. Nereye? Sana ne be, hadi yürü sen. Alo? Alo, Feri Hanım'la konuşmak istiyorum. Kendisine bir anlaşma teklif edeceğim, Daniel hakkında. Bu sesi tanıyorum ben. Prenses Saray'la konuşuyorum değil mi? Kimsiniz? Evet tanıdım. Feri Hanım'a söyleyin, onunla anlaşırsak bu para ikimize de yeter. Tabii söylerim. Versene şunu, ne istiyor prenses? Bizimle anlaşmak. Hadi kalk oraya gidiyoruz. Ne işin var senin burada? Asıl ben sana sormalıyım onu. Sevgilimi elimden almıyor, utanmıyor musun be? Aramızda bir şey yok. Sadece konuştuk. Evet, bilirim onu. Hiçbir kadınla sadece konuşmaz. Canım, işi fazla büyütüyorsun. Nereye gidiyorsunuz? İşimiz var. Ben de geliyorum. Bundan sonra hep beraber konuşacağız. Yürü. Bayılırım hep beraber konuşmaya. Alo. Patron, Daniel kaçtı. Anam avradım olsun ki kaçtı patron. Serseme herif. Nereye gideceğini biliyorum. Bu sefer elimden kurtulamaz. Sessizlik hoşuma gitmedi. Allah Allah, kimse yok mu bu evde ya? Sara! Prenses Sara! Sara! Baba hakimam ya! Uşak da yok ortada be! Uşak! Boşuna bağırmayın. Burada bir şeyler olmuş. Dolaşıp etrafa bir göz atalım. Sen o tarafa bak. Yapma be! Ya yapma be! Adamın ağzını vurdun mu? Kalkmışlar! Anne! Baba dayı! Abi ben! Bakacağım, sen karşı odaya bak. Uşak aşağıda, atmışlar onu! Kaçalım buradan, kaçalım! Tanıdım bu herifi! Bu benim parayı götüren herif bu! Daniel! Ulan herkes seni arıyor be, neredesin be? 25'i yapınacak! Ulan bu ölmüş be, kim burada acaba? Ne bileyim ben, burada duruyordum. Burada bir cinayet işlenmiş, Sara'yı öldürmüşler. Bir değil, 3 cinayet! Daniel ve uşağı da öldürmüşler. Ne yapacağız şimdi? Polise haber vereceğiz, gelin.
Yürü. Hadi. Goodbye Daniel. Allah seni inandırsın komiser bey. Adam böyle üzüm salkımı gibi sallanıyordu. Dili de böyle dışarı çıkmıştı böyle. Kadını da banyoda öldürmüş. Sonra adamın göğsünde bir bıçak mah bu kadar. Yani bu kadar ufaktı. Yani kaç tane ceset var? 3 tane. Belki başka da vardır. Başka var mıydı? Ne bileyim ulan. Emin misiniz? Emin değil Faruk. Onu sormuyor lan. Eminim tabii. Ben Faruk biliyordum be. Dışarıda arabada bir hanım arkadaş var. O da şahit. Gidip bir bakalım. Nerede o hanım? Şimdi arabadaydı. Nerede o hanım? Ne bileyim ben. Nerede o hanım? Ne bileyim ben lan. Yürüyün. Komiser bey, tabancayı al elinize. Belki katiller hala buradadır. Sen önden yürü. Buyurun evladım, birini mi aradınız? Sen de kimsin? Amma sual ha, kim olacak? Evin sahibiyim. Asıl siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Hadi hadi, bırak numarayı. Vurma be. Komiser bey, ölüleri görünce böyle rahat olamayacaksın. Ne söylüyorsun sen oğlum? Ne ölüsü? Burada ölü ne gezer? Durun durun bakalım şu işi bir anlayalım. Bu ev sizin mi valide hanım? Bizim tabii evladım. Kimin olacak? Başka kim oturuyor burada? Bir ben bir de kocam Hulusi Bey. Adam öldürmek kim biz kim? Hulusi Bey tavuk bile kesemez. Numara yapıyor komiser bey. İkimiz de gözümüzle gördük. Gelin evi arayalım siz de göreceksiniz ölüleri. Ya arayın evladım arayın. İftiranın bu kadarı da görülmemiştir. Gelin komiser bey, banyoda bir kadın ölüsü var. Gözünüzle görün. Görelim bakalım. Şeytan oldu götürdü, satan adam getirdi. Şeytan oldu götürdü. İşte komiser bey. Ne oluyor? Bey baba, nerede o kadının cesedi? Hangi kadının cesedi oğlum? Adeli mi o? Burada kadın cesedi ne arar? Söylesene komiser bey oğlum, ne oluyor, ne oluyor? Bey, dünya bu evde cinayet işlenmiş diyorlar. Dünya ölüler varmış. Allah Allah, galiba bu işte bir yanlışlık var. Bana da öyle geliyor. Numara yapıyorlar, vallahi numara yapıyorlar komiser bey. Bu evde 3 tane ölü var, gözlerimle gördüm. Gelin göstereyim, biri mutfakta, öbürü de... Bakın, yeter! Düğün her tarafını alt üst etmişler, babamızı da kaçırmışlar. Belki de öldürdüler onu. Ulan bu seferki ihbarınızda post çıkarsa ikinizin de kafasını kıracağım bilmiş olun. Sen ben bilmiyorsun ama kanlı katil bu herifler. Böyle tavuk keser gibi adam kesiyorlar. Göreceğiz bakalım. Buyurun şu evin haline bakın. Neye çevirmişler? Darmadağınlık etmişler. Kim topladı ulan burayı? Ya biraz evvel bu oda alt üst edilmişti. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz be? Yok estağfurullah ama Allah inandırsın biraz evvel burası darmadağınıktı. Babamızı da kaçırmışlar. Evet komiser bey, evi toplamışlar. Peki ama babam nerede? Ne bileyim ben lan babanın nerede olduğunu. İşte söylüyorum ya, evi toplarken babamı da toplamışlar. Yürüyün gidiyorum. Bir dakika komiserim ama babamı öldürecekler. Çatlak be. Belki de şimdiye kadar öldürmüşlerdir bile. Çocuklar, ben bir hafta kalmak üzere romatizmalarım için Bursa'ya gidiyorum. Beni merak etmeyin, kendinize iyi bakın, babanız. Anladınız mı babanızın nerede olduğunu? Bana bakın, bu son olsun. Eğer bir daha karşıma çıkarsanız atarım içeri. Yürü. Anladın mı şimdi neredeymiş babamız? Hadi be sen de salak. Komiser inanmıyor ama kaçırdılar onu. Ben eminim. Herif yine emin oldu. Bana bak ihtiyar. Eğer ölmek istemiyorsan söyle. Nerede o kutu? Ne kutusu be? Daniel'in sizin arabaya sakladığı kutu. Onu ele geçirmek için bir sürü adam öldürdüm. Eğer gerekirse seni de öldürmekten çekinmem. Bende kutu mutu yok. Olsaydı bile gene sana vermezdim. Efendim attırma gebertirim seni. Sen hayvanın birisin ama gene de beni korkutamıyorsun. 2 tane aslan gibi oğlum var benim. Şimdi beni arıyorlardır. Seni bir ellerine geçirirlerse görürsün gülünü. Merak etme. O 2 budalanın da sonu geldi.
Eğer o filmi vermezseniz üçünüzü de aynı mezara gömeceğim. Onu şimdiye kadar okşayın şunu. Nerede buluruz bu Osman'ı? Neden kaçırdı babamızı dersin? O kutudaki filmin peşinde de ondan. Ya nedir şu film hikayesi? Anlatsana şunu. Seks filmi mi yoksa? Şimdi anlatmak uzun sürer. Ama o film eğer Osman'ın eline geçerse memleket için çok fena olur. Çaktım. Casusluk davası galiba. Onun gibi bir şey. Sen de bu işin içindesin değil mi? Evet. Ama ben hükümet hesabına çalışıyorum. Ya ne duruyoruz? Gidip babamızı kurtaralım. Köşke gidiyoruz. Osman'ın izini ancak orada bulabiliriz. Hadi. Allah'ım. Hey teyze, büyük anne, neredesin be? Buyurun, birini mi aradın? Siz kimsiniz? Yaşlı hanım teyze nerede? Yaşlı hanım teyzenin. Bu evde yaşlı kimse yok. İki kız kardeşimle beraber oturuyoruz. Buyurun geçin. Ne çok kiracı değişiyor burada. Hadi canım uzatma, girin içeri. Girelim bari. Hadi biz de girelim, ayıp olmasın. Keçi gibi inatçı bu herif be. Öldürsen konuşmuyor. O zaman öldürürüz biz de. Alo? Evet? Evet? Güzel. Hemen geliyoruz. Oyalayın onları. İki serseme güzel bir hediyem var. Onu görünce bülbül gibi konuşacaklar. Bizim neden geldiğimizi sormayacak mısın? Herhalde evimizin metini duymuş olacaksınız. Aa, yoksa burası şehir mi be? Biz burada insanlara neşeli saatler geçirtir, dertlerini unuttururuz. Yapma. Bizim işimiz bu. Biz buraya eğlenmeye gelmedik. Öyle mi? Yapma be. Osman Bey diye birini arıyoruz. Hangi Osman Bey acaba? Müşterilerin hepsini ablam sanır. Bir dakika ona sorayım. Abla! Buyurun. Ablam da tanımıyor Osman'ı. Neyse boş verin, biz keyfimize bakalım. Buyurun, içim biraz. Hop hop. Dans etmez misin? Ben dans bilmem ki. Çifte telli olsa neyse. Aferin Canan. Misafirleri iyi ağırlamışsınız. Osman Bey'i soruyordunuz. İşte geldi. Hadi bakalım, toparlanın. Eğlence bitti. Kimseler yok. Yine de bize bir haber bırakmıştır herhalde. Babam öldü mü acaba? Allah korusun. Size yarım saat müsaade. O filmi istiyorum. Aranızda konuşun, anlaşın. Yarım saat sonra filmin nerede olduğunu bana söylemezseniz hepinizi teker teker öldüreceğim. Hem de işkenceyle. Bilirsiniz bu işi iyi yaparım. Eşoğlu eşekler. Bırak. Biraz sonra ölecek bir adam dilediği gibi konuşabilir. Şimdi yedik mi boku ve ayvayı? Baba. Baba. Baba! Öldü mü be baba? Vay it oğlu itler vay! Ulan vücudumda sağlam taraf bırakmadılar. Ama eski toprağız biz. Kolay kolay kuyruğu titretmeyiz. Amma numara yaptım ha! Bir bokum yok işte! Ya baba, nerede bu Allah'ın cezası kutu? Verelim de kurtulalım be! Kutuyu versek bile gene bizi sağ bırakmazlar. Peki ne yapacağız? O kutu bizdeyken hiçbirimizi öldüremezler. Abi be, o kutu bizde mi sahi? Daniel arabaya saklamış. Babam arabayı sattı. Ama içinde hiçbir şey bırakmadım. O aradıkları şey evdeki takım kovasının içindedir. İyi. O zaman film kutusunun bizde olduğunu söyleyebiliriz Osman'a.
Onu Osman'a veremezsin. Vermeyeceğim ki. Maksadım vakit kazanmak. Ha, sen baygın numarası yap. Osman! 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 Demek nihayet akıllandınız. Eğer bizi bırakırsan kutunun nerede olduğunu söylerim sana. Önce hepimizi serbest bırakacaksın. Ya o kadar uzun boylu değil. Seninle gidip kutuyu alacağız. Biz dönünceye kadar bunlar rehin kalacaklar. Eğer bir numara yapmaya kalkarsan üçünü de temizletirim. Pekala. Çözün ellerimi. Şurada olacak. Sizinle temas kuramadım. Prensesin köşküne gidiyorum. Osman'ın adamları peşimde. İşin düğümü köşkte çözülecek. Osman, Peri'nin bizim hesabımıza çalıştığını öğrenirse kızı hemen öldürür. Kız tehlikede. Hemen köşke gidelim komiserim. Elim sakat kaldı. Hadi ver bakalım şu filmi. Sakın bir numara yapayım deme, parmağın tetikte. Numara yapacak halim mi var be? Şurada olacak. Hadi, istediğinizi aldınız. Çözün ellerimi artık. Acele etme. Hele bir köşke dönelim, orada düşünürüz. Benim olan eşoğlu eşek. Bir şeyin yok ya. Bir şeyim yok komiser. Tam vaktinde geldiniz. İşte aradığınız burada.